Yargıtay Başkanlığı ve Ufuk Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu yeni yasal düzenlemeler ve Yargıtay kararları ışığında hukuk ve ceza muhakemesinde kanun yolları konulu toplantıya hoş geldiniz. İstinaf sisteminin uygulanmaya başladığı 20 Temmuz 2016'dan bugüne kadarki gelişmeleri, tartışmaları ve aksaklıkları en yetkili ağızlardan dinleme şansına kavuşmuş bulunuyoruz. Sempozyumda temyiz, istinaf, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular gibi hepimizin aşina olduğu konular incelenecek. Bunların incelenebilmesi için Yargıtay Başkanlığımızın ve Hukuk Fakültemizin ciddi bir işbirliği oldu. Başarılı bir sempozyum geçireceğine eminim ve şimdiden tebrik ve başarılarımı iletiyorum. Hukuk sistemimiz açısından son derece önemli olan ceza yargılaması ve hukuk yargılamasında kanun yollarının ele alınacağı bu bilimsel toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duydum. Onur ve memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli hocamın da ifade ettiği gibi 1924 ki öncelikle Yargıtay'ımızın 1868'de kurulan Yargıtay'ımız geçtiğimiz yıl 150. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu yılda 151. yaşında Yargıtay'ımız. 151 yıldan beri Türk milletine onurla, gururla hizmet etmektedir. 3,5 yıldan beri Türk yargısı üçlü denetim sistemine kavuşmuştur. Biz Yargıtay ve Danıştay olarak da istinafların kurulmasını önemli üzerine durduk. Çünkü tüm dünyada bütün ülkelere baktığımızda Avrupa ülkeleri, kıta Avrupası, bütün dünya, hatta geri kalmış ülkeler dahi hepsi üçlü, hatta bazı ülkeler dörtlü denetim sistemlerine sahip olmakla birlikte bizim ülkemiz ikili bir sistem vardı. Tüm yargıya en son gelen davalarla yıllık 1.050.000 civarında yargıda iş yükü geliyordu. Ve böylelikle hem vaka denetimi hem de hukuk denetimi altında dairelerimiz oldukça iş yükünü üstesinden gelmek için çalışmalar yapıyorlardı. Nitekim 20 Temmuz 2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkeme faaliyeti kesmesiyle Türk hukuk sistemi önemli bir merhale kat etti. Halen daha başta kanun çalışmaları olmak üzere çeşitli vesilelerle kanun yolu denetimine ilişkin hususlar, kanun koyucu, hukukçuları toplumun önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Adalet duygusunun gevşediği ve önemini kaybettiği dönemlerde toplumların nasıl bir çöküş yaşadığını tarih bize göstermektedir. İşte bu sebeple Yargıtay'ımızın en önemli görevi, topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önündeki eşitliği ve hukuku öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini sağlamaktır. Kanunlar yurdun bir köşesinde farklı, bir başka köşesinde farklı uygulanırsa kanun önünde eşitlik başta olmak üzere hukuki öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri zedelenmiş olur. Bizim tabii Yargıtay olarak yaptıklarımızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Yargıtay etik kurullarını oluşturduk. Anayasanın yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, anayasa yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olarak kazanılacak bir durumdur. Bu güven yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli teminatıdır. Daha açık bir anlatımla toplumun yargıya güven duymadığı bir sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. İnsan haklarının korunması, yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip yargı mensuplarının varlığına bağlıdır. İşte bu nedenle yargı etiği ilkelerinin insan haklarının korunması ve hukuk güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir bağ vardır. Diğer taraftan Yargıtay şeffaflıkla ilgili İstanbul Bildirgesi'ni Yargıtay'ın önderliğinde 192 dünya ülkesiyle birlikte İstanbul Bildirgesi'ni Birleşmiş Milletler referans belgesi haline getirdik. Bununla ilgili çalışmalarımda tüm kararlarımızı, Yargıtay'ın şu ana 5 milyonu geçen kararımızı kamu erişimine açtık. Yargıtay'ı şeffaf ve açık hale getirdik. İsteyen basit bir arama motorlarını da basitleştirmek suretiyle rahatlıkla Yargıtay kararlarını bizim internet web sitemizden takip edebilirler. Bütün Yargıtay'ımızı kamuya açtık. Böylesine önemli bir meselenin bilimsel bir toplantıda ele alınmasına ve sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen Ufuk Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Tevfik Tezcaner ile yine aynı üniversite hukuk fakültesi dekanımız Sayın Profesör Doktor Şenal Görgün'e teşekkür ediyorum.